Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Önce 29 binler mi yoksa 10 binler mi konusunda farklı farklı yorumlar var. E, konuyla alakalı Bennett net bir açıklama yapmıyor ama yakın zaman içerisinde radikal bir karar verileceğini, sert bir hareket geleceğini Bitcoin tarafında söylüyor. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar ben o kadar sert bir hareket beklemiyorum yakında bir kere onu söyleyeyim. Bu bağlamda da takip edilecek noktalar 19.8'ler yani günlüğün ema 50si üzerinde kapanış yapmış. Yine devamında hacimlenmeye devam eden bir bitcoin gördüğümüz takdirde yukarı hareketlerin devamını bekleriz. Ta ki geçmiş seviyelere kadar yani 25 küsürlere kadar 25.5 civarına kadar gelmesini bekleriz. Bunu bir kere söylemek gerekiyor. Fakat üzeri gelme ihtimali çok düşük. Günlüğün EMA 200'ünden ayı piyasasında ayrılması biraz zor. İkinci bir durum olarak şu anki hareket aşağı yönlü devam ettiği takdirde yani kırılım gelmedi, hacim kaybedildi gibi bir durumdaysa yine eski seviyelere doğru inişler 18 küsürler, 18,5'lara doğru yeni testler gerçekleşecektir. Uzun lafın kısası, FED de agresif, çok ciddi bir faiz arttırımı yapmadığı sürece, o Bennett'in iddia ettiği sert düşüş hareketini de 14 binlere beklemiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.